Elektrik tellerinin bu durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Maddelerin ısı alarak hacminin artmasına genleşme, ısı vererek hacminin azalmasına ise büzülme denir. Genleşme ve büzülme olaylarını çevremizdeki birçok madde üzerine gözleyebiliriz. Örneğin elektrik tellerinin yazın aşağı doğru sarkması, kışın gergin duruma gelmesi genleşme ve büzülmeden kaynaklanır. Burada yaz ve kışa ait görseller verilmiş. A- Yaz mevsiminde ısı vererek genleşir ve tellerin boyu uzar. Hayır, yaz mevsiminde ısı alır ve tellerin boyu uzar. Isı alarak büzülmez ve boyu da kısalmaz yaz aylarında. O yüzden bu da hatalı. C. Kış mevsiminde ısı alarak genleşir ve tellerin boyu uzar. Kış mevsiminde ısı almaz ve genleşmez. Bu nedenle tellerin boyu da uzamaz. Kış mevsiminde ısı vererek büzülür. Bu nedenle de tellerin boyu kısalır. Cevabımız D seçeneği. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisine doğru açıklanmıştır? Merve cam konserve kavanozunu metal kapağından açmaya çalışmış ancak açamamıştır. Daha sonra konserve kavanozunu görseldeki gibi sıcak su koyduğu kabın içinde bir süre bekletmiş ve kavanozu rahat bir şekilde açmıştır. A cam ve metal kapak ısı alarak eşit miktarda genleşmiştir. Eğer böyle olsaydı, genleşme miktarları eşit olsaydı yine kapağı açamayacaktı. Cam ısı vererek büzülmüş, metal kapak ise ısı alarak genleşmiştir. Sıcak suyun içine koyduğu için ikisinin de ısı alması gerekir. Dolayısıyla bu yorum da hatalı. Cam ve metal kapak ısı vererek eşit miktarda büzülmez. Yine bu durumda e, açılmaması gerekirdi ve sıcak suda ısı vermeyecek, ısı alacak. O yüzden bu da hatalı. Cam metal kapaktan daha az genleştiği için burada ısı alarak e, metal kapak daha çok genleşecek. Bu sayede de rahat bir şekilde açılacak. Cevabımız D seçeneği. Buna göre metanın deney düzeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Metan birinci aşamada hiçbir işlem yapmamış ve kürenin halkadan geçebildiğini gözlemlemiş. İkinci aşamada yalnızca küreyi ısıtmış ve üçüncü aşamada ısıtmadığı halkadan kürenin geçemediğini gözlemlemiş. Birinci aşamada metal kürenin genişliği halkanın genişliğinden büyük olduğu için küre halkadan geçebilmiştir denilmiş A seçeneğinde. Ancak burada metal kürenin genişliği halkadan fazla olsaydı geçemezdi. C. Birinci aşamada halkayı soğutsa bile metal küre halkanın içinden yine de geçebilir. Eğer halkayı soğutursa halka büzüşecek ve e, bu durumda küre içinden geçemeyecek. İkinci aşamada sadece halkayı ısıtırsa, üçüncü aşamada metal küre halkanın içinden geçemez denmiş. Ancak halkayı ısıtması demek halkanın genleşmesi e, demektir. Bu durumda da küre rahatlıkla geçebilir. B. Üçüncü aşamada metal kürenin halkanın içinden geçememesinin nedeni metal kürenin ikinci aşamada ısınarak genleşmesidir. Evet, birinci aşamada hiçbir şey yapmadığında metal küre rahat bir şekilde geçebiliyordu. Ancak ısıtı, ısıttıktan sonra metal küre genleşti. ısı alarak genleşti ve üçüncü aşamada da halkayı ısıtmadığı için e, içerisinden geçemedi. Cevabımız doğru. Buna göre babasının inciye yaptığı doğru açıklama aşağıdakilerden hangisi olabilir? Maddelerin genleşme ve büzülme miktarları maddenin cinsine bağlı olarak değişir. Her maddenin genleşme ve büzülme özelliği birbirinden farklıdır. Eşit miktarda ısı alan veya kaybeden farklı maddeler aynı ortamda olsalar bile farklı miktarlarda genleşir ve büzülürler. Ailesiyle birlikte tatile giden incinin seyahat ederken gözlüğünün camı kendiliğinden düşmüştür. İnci gözlüğünü tamir ettirdikten sonra babasına bu durumun nedenini sormuştur. A. Metal çerçeve genleşmiş, gözlük camı büzülmüştür. E, tatile gitmişler. Dolayısıyla e, havanın sıcak olduğunu düşünebiliriz. Bu durumda metal çerçeve genleşirken gözlük camı da genleşecektir, büzülmez. B. Metal çerçeve gözlük camından daha fazla genleşmiştir. Evet, burada metalin genleşme oranı camdan daha fazla olursa cam bu çerçeveden düşecektir. Bu durumda e, yukarıdaki olay yaşanabilir. C. Gözlük camı metal çerçeveden daha fazla büzülmüştür. Burada tatile gittiklerinden ve sıcaklığın arttığından bahsediyor. Dolayısıyla büzülme olayı gözlemlenmez. Eşit miktarda da genleşirse yine düşmeyecektir. Bu durum yine gözlemlenmeyecek. Cevabımız B seçeneği. Efe'nin yaptığı deneyde termometrenin içindeki cıva sıvısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada FFM bilimleri dersinde Beherglas'a bir miktar su doldurmuş ve bir ısıtıcı ile suyu bir süre ısıtarak termometre yardımıyla suyun sıcaklık değişimini gözlemlemiş. Daha sonra kabı ısıtıcıdan ayırmış ve içine bir miktar buz ilave ederek termometre yardımıyla sıcaklık gözlemini tekrarlamıştır. Gözleme esnasında termometre içindeki sıvının her iki durumda farklı yönde hareket ettiğini gözlemiş ve bu durumu gözlem defterine not almıştır. Birinci durumda ısıttığı için e, içerisindeki cıva sıvısı genleşecektir. Büzülme yaşamayacak. İkinci durumda ise e, madde buzun içerisine konuluyor. Bu durumda ısı alarak büzülemez. Isı vererek büzülebilir. Burada da ısı vererek genleşmiştir demiş yine hatalı. Isı vererek genleşme gerçekleşmez. Cevabımız A seçeneği. Buna göre tablodaki bilgilerin genleşme ve büzülme durumuna göre gruplandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sobanın yanına konulan balonun hacminin artması ısı alacaktır. Dolayısıyla genleşme yaşanacak. Bisiklet lastiğinin soğuk havalarda küçülmesi ısı vereceği için büzülmenin gerçekleşmesine sebep olacak. Fazla sıcakta gözlük camının düşmesi yine e, burada genleşme gerçekleştiği için olabilir bir durum. Kışın elektrik tellerinin gerginleşmesi, ısı vereceği için büzülme. Ağzı açılmayan kavanozun kapağının ısıtılınca açılabilmesi yine genleşmeden kaynaklanır. Kış aylarında tren raylarının arasındaki boşluğun artması yine büzülmeden kaynaklanacak. Bu durumda 1, 3 ve 5 genleşme, 2, 4 ve 6 ise büzülme olacak. Cevabımız B seçeneği. Ömer'in gözlemine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ömer içi boş plastik bir kabın ağzına balonu hava almayacak şekilde takmış ve bu balonu önce içi sıcak su dolu bir kaba koymuş. Daha sonra aynı plastik kap ve balonu içinde buz bulunan soğuk su dolu bir kabın içine koymuş. Sıcak su ile dolu olan kapta balonun büyüdüğünü, soğuk su ile dolu olan kapta ise balonun küçüldüğünü gözlemlemiş. A. Plastik kabın içindeki hava Sıcak suya ısı verdiği için balonun içindeki hava genleşmiştir. Sıcak suya ısı veriyorsa eğer balonun içindeki hava genleşmez, büzülür. Plastik kabın içindeki hava sıcak sudan ısı aldığı için balonun içindeki hava büzülmez. Sıcak sudan ısı alıp genleşir. D soğuk suyun içine koyduğunda plastik kabın içindeki hava ısı aldığı için genleşmiştir. Ancak soğuk suya koyduğunda Plastik kabın içindeki hava ısı verir ve bu durumda da balonda büzülme görülür. C soğuk suyun içine koyduğunda plastik kabın içindeki hava ısı kaybettiği için büzülmüştür demiş. Bu ifade doğru. Soğuk bir suya konulduğunda artık e, plastik kap daha sıcak olduğu için ısı kaybedecek, ısı verecek. Bu da onun büzülmesini sağlayacak. Cevabımız C seçeneği. Buna göre modeli verilen köprü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Tamamı aynı metalden yapılan bir ucu sabitlenmiş, diğer ucunda tekerlekler ve boşluk bulunan köprüye ait tasarım modeli aşağıda verilmiştir. 1. Boşluk miktarının kışın daha fazla olması beklenir. Evet bu boşluk miktarı kışın düzülme yaşanacağı için metalde artacaktır. İki boşluk ve tekerlek olmasaydı yazın köprünün şekli bozulabilirdi. Genleşme payını hesaplayarak bir boşluk bırakılmış ve bu boşluğu da tekerlekler sayesinde doldurmayı başarmışlar. Dolayısıyla köprünün şeklini korumuşlar. 3. Kış aylarında sıcaklığın azalmasıyla köprü genleşerek uzam uzamaz, büzüşerek, büzülerek kısalır. Cevabımız C seçeneği. Metal blokların boylarını genleşme ve büzülme özelliklerinden yararlanarak eşitlemeye çalışan Umut'un yapmış olduğu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Umut fen bilimleri dersinde aynı maddeden yapılmış, uzunlukları farklı 3 metal çubuğu tahta bir blok üzerine görseldeki gibi yerleştirmiş. Boyutlarının birbirinden farklı olduğunu görebiliyoruz. 3 metal çubuğu da özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtırsa yine benzer farklılığı elde edecek boylarını eşitleyemeyecek. Özdeş ısıtıcılar ile en uzun süre ikinci çubuğu en kısa süre ise birinci çubuğu ısıtırsa bu durumda ikinin boyunun daha uzun olması birin de yine aralarında en kısa olmasını sağlar yine eşitleme söz konusu olamaz. Her üç çubuğa da eşit süre aynı ortamda soğumaya bırakırsa yine boylarındaki değişim aynı olacaktır. Yine istenilen duruma ulaşamayacak. D birinci çubuğu bir miktar ısıtıp, ikinci çubuğu bir miktar soğutup, üçüncü çubuğa hiçbir işlem yapmazsa eğer hepsini üçüncü çubuğun boyutuna getirebilir. Çünkü ısıtmayla biri genleştirecek, soğutmayla da ikiyi büzüş, büzül, büzülmesine sebep olacak. Bu durumda hepsini üçüncünün boyutuna getirebilir. Cevabımız D seçeneği. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tren rayları yapılırken belli aralıklarla görseldeki gibi rayların arasında bir miktar boşluk bırakılır. Bu durumda A. Tren raylarının yazın sıcaktan büzülmesi. Yazın sıcaktan tren e, rayları büzülmez. O yüzden eliyoruz. Tren raylarının kışın soğuktan genleşmesi. Soğukta da genleşme gerçekleşmez. E, D. Kışın sıcaktan genleşmesi, kışın hava soğuk olur dolayısıyla yine genleşme olmayacak. Tren raylarının yazın sıcaktan genleşmesi sebebi olabilir. Çünkü genleşme ile birlikte boyları uzayacağı için böyle bir boşluk bırakılmış olabilir. C. Verilen örnekler ve genleşme ve büzülme durumlarına göre gruplandırıldığında hangisi diğerlerinden farklı olur? Aşağıda genleşme ve büzülme ile ilgili günlük hayattan örnekler verilmiş. İçinde yemek pişen tencerenin kapağının zor açılması. Bu durumda e, genleşme gerçekleşmiştir ve kapak zor açılır. Yangında mutfak tüpünün patlaması, yine sıcağın etkisiyle birlikte genleşme gerçekleşir. 3. Uzun süre soğukta bırakılan topun küçülmesi... Soğuğun etkisiyle ısı verecek top ve bu durumda da büzülme görülecek. Son olarak dördüncüye geldiğimizde ise sıcak su konulan bardağın çatlaması sıcağın etkisiyle bardağın genleşmesinden kaynaklanır. Bu durumda aralarındaki tek farklı olan 3 numara olacak cevabımız B seçeneği. Buna göre aşağıdakilerin hangisinin yapısında termostat bulunmaz? Günlük hayatta ısı kontrolü sağlamak istenen birçok alet ve eşyanın yapısında termostat bulunur. Görselde arabaların yapısında bulunan bir termostat çeşidi verilmiştir. Ütüler, ısının ayarlanabildiği e, ürünlerdir. Dolayısıyla içlerinde termostat bulunur. Buzdolabı da yine sıcaklık ayarı yapmamız gereken, ısı kontrolünün olması gereken bir ürün. Dolayısıyla yapısında yine barındırır. Fırın da yine ısı kontrolü sağlamak istediğimiz ürünlerden biri olduğu için içerisinde termostat bulunur. Ancak pencerelerde böyle bir durum söz konusu değil. Cevabımız D seçeneği. Çubukları aynı ortamda eşit süre soğutulduğunda çubukların görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Bu çubukların ilk boyları eşit farklı maddelerden yapılmışlar ve ısı verildiğinde genleşme miktarları en fazla K'de, sonra M en az da L'de olmuş. Genleşme miktarı ne kadar fazlaysa büzülme miktarı da o kadar fazla olacaktır. Bu nedenle boyu en fazla kısalan K olacak. Ardından onun üstünde M gelecek ve en tepede de L olacak. Bunlar arasında boyu en uzun olarak kalacak olan L olacak. Bu durumda doğru sıralama A seçeneğinde verilmiş. Buna göre X, Y, Z metal çubukları aynı ortamda ilk boyları eşitken eşit süre soğumaya bırakıldığında boyların son durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Burada baktığımız zaman genleşme miktarları verilmiş. Genleşme miktarları bizim için aynı zamanda büzülme miktarı da demek. Yani en fazla büzülecek olan x olacak. Yani boyu en kısa olan x olmuş olacak. Ardından e, z bunu biraz takip edecek. z de ondan biraz daha uzun olacak ama yine kısa olacak. en uzun boylu olan y olacak çünkü y'nin genleşmesi küçük olduğu için büzülmesi de yine küçük olacak. Buraya altlarına yazalım x, z ve y şeklinde. Bu durumun doğru bir şekilde verildiği seçenek D seçeneği cevabımız. Buna göre soğuk havada lastik hava basıncının azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Cemre havanın soğuk olduğu bir günde okula gitmek için babasıyla arabaya bindiğinde aracın ekranında görselde verilen ikaz lambasının yandığını görür. Babası bu durumun sebebinin havanın soğuk olmasından ya da lastiğin patlamış olabileceğinden kaynaklanabileceğini söylemiş. Lastik tamircisine gittiklerinde bu durumun lastik patlamasından değil havanın ani soğumasından kaynaklandığını öğrenmişler. Bu durumda bu durumun sebebinin e, açıklamasını şıklarda arayalım. A. Lastiğin içinde bulunan hava ısı alarak genleşmiştir. Hayır. Burada ısı vererek büzülmüş olmalı. A seçeneği doğru cevap değil. B'de de ısı alarak büzüldüğünü söylemiş. Bu da doğru değil. C'ye baktığımızda e, lastiğin içinde bulunan havanın ısı vererek büzüldüğü söylenmiş. Soğuk hava olduğu için dışarıya ısı verecek lastikler ve bu da onların e, havaların inmesine yani büzülmesine sebep olacaktır. Cevabımız C seçeneği.